Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere isopot bakımını, teraryum nasıl olmalı ve isopotlar ne yer, bunun hakkında sizlere bir video çekeceğim. Onun dışında doğadan bulduğunuz isopotlarla alakalı vesaire de bir konuşma yapacağım. Evet. Öncelikle isopotları kesinlikle doğasından ayırmayalım. Bazen evlerde Hindistan cevizi torfuyla bir saksınızda Hindistan cevizi torfu varsa ve balkonunuz açıkken falan o saksıya gelebiliyorlar, öyle bulabilirsiniz. Fakat onda da salabilecekseniz salmanızı tavsiye ederim. Ama satın almanız daha sağlıklı ve daha güzel olacaktır. İsapotlar çok fazla böyle haşır neşir olacağınız hayvanlar değillerdir. Genelde süs olarak kullanabileceğiniz canlılardır. Yani hiçbir canlıya süs diyemeyiz. Sadece teraryumlarda güzel amaçlı kullanılması için olabilir yani bu canlılar. Hani besleme keyfi yok. Hani beslerken bir eğlence yaşatmıyor size. Hiçbir uğraşı yok yani. Uğraşmıyorsunuz bile. Yapıyorsunuz, bırakıyorsunuz, o kadar. Uğraştığınız bir canlı değil. Ara ara gidip böyle izleyebilirsiniz. Çünkü çok tatlı oluyorlar. Onun dışında o şekilde daha bir sürü şey söyleyeceğim. Biraz daha böyle bir teraryuma bakın, inceleyin. Bu teraryumu yaptığım video zaten şu an anketlere koyarım. Bakarsınız anketlere. İşte o videoda var. Ayrıca şimdi koyduğum ankette de, şu an değil, bir dakika sonra da bir tane daha anket koyacağım. O ankette de arkadaşlar Egoter'de şu teraryumun kutu açılımı var. Ondan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi isopotlar çok böyle aktif canlılar değil. Çok fazla haşır neşir olup böyle çok sevebileceğiniz canlılar da değil. Çok uğraş isteyen bir canlı değil. Sakin, kendi halinde bir canlıdır. Sesi yok, bir şey yok. Fark etmiyorsunuz bile. Dediğim gibi süs olarak kullanılabilir. Onun dışında bioaktif teraryumlarda kullanılabilir. Veya farklı bitki teraryumlarında ya da farklı saklı, yani mesela şöyle, şunun gibi saksılarda, bunların tırmanma özellikleri yoktur. Şunun gibi biraz daha yüksek saksılarda şuraya kadar toprak koyduğunuz zaman bu şeyin bitkinizin dibine ondan bir tane, birkaç tane isopot koyabilirsiniz. O isopotlarda aynı şekilde oradaki pislikleri temizlerler. O şekilde bitkinize sağlığı da olabilir. O şekilde de besleyebilirsiniz. Benim tercihim bu şekilde güzel bir teraryum yapıp beslemek. Gayet güzel gözüküyor. Sabahları görebileceğiniz canlılar değiller. Sabah her zaman toprağın altında oldular. Taşın altına bakınca, taşın altında, ara ara taşın altına giriyorlar sabahları. Ama genelde sabahları toprağın altında oluyorlar. Hiçbir şekilde hiçbir yerde olmuyorlar. Gece bir saatten sonra, şu anki 10 saat. Saat 10. Ondan sonra hani hafif böyle bir tanesi, iki tanesi çıkıyor. Onlar da hani kısa süre durup hemen giriyorlar. Daha sonra gece 12-12.30 gibi acayip aktif oluyorlar. Yani göremez. Yani öyle böyle değil yani. Şu teraryumda turlayıp 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 duruyor. Geliyor şuraya, çıkıyor. Buradan bana bakıyor. Ben buradan üstten bakıyorum. O da böyle şeyinin antenleri böyle böyle falan yapıyor yani. Çok tatlı bir şey aslında. Eğlencesine beslersiniz. Yemekleri uğraştırıcı bir şey değil. Sadece nemlendireceksiniz. Eğer bitki varsa teraryumda, bitkiye suyunu şırıngayla dibine suyunu vereceksiniz. Bu arada dibine verirken de az az verin. Böyle fazla çok kurusun, sonra fazla fazla vereyim, sonra tekrar çok kuruduğunda fazla fazla vereyim, öyle değil. Kurumadan azıcık vereceğim, kurumadan azıcık vereceğim, kurumadan azıcık vereceğim. Çok ufak ufak ilave, şu kadar şu kadar minik minik damla damla ilave edeceksin suyu. Çünkü isopotlar genelde bitkinin diplerine giderler. Köklerini temizlemek için vesaire. O yüzden ufak ufak bitki varsa vereceksiniz, ki ben öyle yapıyorum bakın. Tam kurumadan azıcık veriyorum. Nemi çok sever canlılar, seven canlılardır. Işığı pek sevmezler. Ben şimdi koydum bunu. Bir de geceleri çok karanlık olduğu zaman koyuyorum. Ara ara. Hem güzel görüntü oluyor. Bu ışıktan çok rahatsız olmuyorlar zaten.
daha çok gün ışınlarından soluyorlar. Direkt böyle güneşin ışığından, yani bu her yerin komple aydınlık olmasından çok rahatsız oluyorlar. Bundan çok rahatsız olduklarını fark etmedim ben. Onun dışında yiyeceklerinden bahsedeyim biraz. Yiyecekleri bazı arkadaşlar şuraya elma koyuyorlar. Bildiğiniz yesin diye elma koyuyorlar. Ne gerek var? Neden uğraşıyorsun ki bununla? Hem kötü görüntü olacak, elma kuruyacak bilmem, yani sarılaşacak vesaire, kötü oldu. Onun yerine zaten bunlar çürümüş, kurumuş yaprakları yerler. Benim zaten bu teraryum hazırlama videomda olan bildiğiniz birkaç tane herhangi bir bitkinin kurumuş yapraklarını alın. Zaten şöyle şöyle yap, şöyle şöyle, bakın şöyle 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 yaptıktan sonra zaten toz haline geliyor. Onu bir kaba toz haline getirip koyun. Sonra üstüne Hindistan cevizi tofu karıştır. O size güzel bir tofu olacaktır. Onu koyacaksınız. Başka yiyecek bir şey vermeyeceksiniz. Onlar zaten o bit yaprakları yiyecekler. O yapraklar küf olmayacak mı diyeceksiniz. Bunlar küf de yiyor. Onu da söyleyeyim yani. Küfü yiyorlar. Siz gidip küf koymayın ama. O yapraklarda oluşan küfleri bilmem neleri direkt zaten küf tam böyle oluşmadan tak tak sömürüyorlar, yiyorlar. O şekilde temizleyici canlılar. Bu canlılar farklı örümcek türleri diye demeyelim, örümcekler diyebilir. Farklı yaprak böcekleri mesela. Yaprak böcekleri, onun dışında mantisleri koymayın. Yaprak böcekleri, sopa böceklerinin alt toprak kullanıyorsanız zeminine koyabilirsiniz. Bu da yine orayı temizlerler. Tatile gittiğimiz zaman ne yapacağız diyeceksiniz. Tatilde hiç gerek yok almaya falan. Yani o kadar hiç problemleri yok. O kadar güzel canlılar ki. Ben belki yanıma alırım. Güzel gözüküyor çünkü. Hem ben bunları görünce rahatlıyorum. Yani o kadar güzeller ki. Çok tatlılar ya, bakıyorlar falan. Zaten hem bu Hindistan cevizi torfu, Hindistan cevizinin lifleri olduğu için, bu Hindistan cevizi torfunun içinde lif olduğu için o Hindistan cevizinin liflerini, Hindistan cevizinin çürüklerini bunlar yiyorlar. Yani burada torf ve o karışımı kaldığı zaman bu torfla beraber o bir ay, üç ay hatta yeter yani. O değiştirmeden yeter, ara ara hani yaprak parçaları buralara toz haline getirip dökersiniz yine. Hindistan cevizi torfunu da yiyorlar yani. Siz tatildeyken aç kalma durumları yok. Ama zaten bu şekilde yaprak parçaları koyunca hiç aç kalmıyorlar. Onları sürekli sürekli yiyorlar. Zaten ben bayağı koydum. Taş bu şekilde mutlaka teraryumlarında taş olması gerekiyor. Taşları altına giriyorlar. Bu benimki taş değil. Benimki ağaç fosili. Taşlaşmış ağaç fosili. Mesela bir tane isopot bulalım. Şu an netliyorum. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir tane gördünüz mü? Ben gördüm. Evet. Bir tanesi burada. Bu arada bunun türü ne derseniz, bu panda isopot değil. Bu isopot türü granuletet isopot türü. Doğada bulunabilen bir tür, fakat doğadan aldıklarınız genelde strese girip ölürler. O yüzden doğadan almayın. Granuletet isopot türü bu. Yine farklı sitelerde panda isopot satılıyor. Ben granuletet isopot aldım. Yani granuletet isopot besliyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. Granuletet isopot hem ışıkta parlıyor. Yani sarı benekleri var. Gözükmüyor fakat. O sarı benekler böyle bayağı pasparlak bir sarı oluyor. Şunun sarısı gibi oluyor. Yani şu sarı oluyor. Şu sarı oluyor bakın. Morpa Kampüs'ten örnek veriyorum ama. Şu sarı şöyle bir sarı oluyor. Öyle bir sarı oluyor ve bunlar granuletet isopatlarda bir şey var. Başka isopatlarda da var galiba bazı türlerde. Bu granuletet isopatlar mesela farklı zeminlerde farklı renklere giriyor. Mesela şu taşın üstüne gelince kahverengimsi oluyor. Beyaz bir taş vardı eski teraryumda. Ondayken sürekli böyle bembeyazlardı. Her yeri beyazdı.
toprağa geldikten sonra da bu şekilde grileşiyorlar yani. Toprak rengine benzer bir şey oluyorlar. Topraktayken bu renk, buradayken kahverengimsi, beyazdayken bembeyaz oluyorlar. Bembeyaz böyle bildiğiniz şunun şurası gibi bir şey oluyorlar. Şurası gibi oluyorlar. Gayet bu şekilde güzeller. Bu bitkiler de burada büyüyorlar. Bu hem koyduğunuz içeri koyduğunuz teraryuma koyulabilecek bitkilerden olsun. Hani girip de içine gül koymayın mesela. Gül ölür. Bu şekilde teraryumda alışık bitkilere koyun yani mesela. Farklı bizim süs olarak dışarı bitkilerinden koymayın. Teraryuma koyulabilecek bir bitki besleyin içinde. Sukulentler teraryum bitkileridir. Ve sukulent bitkileri de çok hızlı büyüyeceklerdir burada. Büyüdükleri zaman tabii ki onları alıp daha küçüklerini tekrar koyacağız. Ve büyümelerini nasıl sağlayacak? Çünkü isapotlar büyümelerini sağlıyor bunların bir yandan. Çok iyi bakıyor. Hem isapotların dışkıları bunlara gübre oluyor. Zaten isapotların dışkıları yaprak, bildiğiniz çürük yapraklar. Hem zaten buradaki çürük yapraklar da hem sukulentlere koyduğumuz hem gübre hem isapotlara iyi. Yani çok iyi her noktadan. Hiçbir zararı yok. Alın koyun yani. Beslemenize gerek yok. Uğraştıracak bir şey değil. Al koy. Ama tabii ki bir ilgi vereceksiniz yine de. Ara ara şırıngayla nemlendirmelerini yaparsınız. Kenarlardan. Şu taşların kenarlarından. Şu bitkilerin uçlarına az az vereceksiniz dediğim gibi. İşte bu şekilde ya. Bakımı çok abartacak bir şey yok. Ne kadar? Şu an bendekiler küçük yaklaşık şu. Tırnağımın ucu kadar vesaire. Yani şu tırnağımın ucu demiyorum. O da çok şimdi küçük hitap edilecek. Şu kurşun kalemin şurası kadarlar. Benimkiler daha şu kadar olacak. Şu kadar olacaklar. Bu kadarlar şu anlık. İnşallah elimde güzelce ne büyüyecekler. Bu şekilde çok güzel bir görüntüsü var. Reklam yok. Çık bakayım oradan. Gayet mükemmeller. Şunu da şöyle yapalım. Üf, çok güzel ya. Bunun için de tasarımcıya tekrar teşekkür ediyorum ha, izliyorsun. Vallahi çok güzel. Çok güzel oldu ya. Çok şık oldu. Bu da tasarımını alabilirsiniz. Fiyatlar biraz tuzlu. Hadi biraz da değil yani. Bayağı tuzlu. Şu küçücük şey 750 TL ama el işi seramik ama almak isteyen bu şekilde ilgisi olan ve bir bütçesi parası olan alabilir. Güzel bir şey. Bunu da Egotel'den 55 TL artı kargo ücretiyle beraber, yaklaşık kargo ile beraber 60 mı ne 70 mi ne 15 lirada kargo diyelim, 70 TL'ye kargo ile beraber alırsın. Benim beslediğim bu teraryum sapotları çok büyük fakat büyüdüğü zaman da burada kalabilirler. Büyükleri de yani şöyle bir teraryum alırsanız ömür boyu onlara yetecektir. Bunun boyutunu söyleyeyim, 11 çarpı 11 çarpı 20. Yani şu boyut, şurası 20 santim, şurası 11 santim, şurası 11 santim, şurası 11 santim. Çok küçük gibi gözüküyor. Ölçtüm ben bir tane metreyle, dedim bu ne lan, küçücük bir şey mi gelecek dedim. Ama öyle küçük gözüktüğüne bakmayın, bayağı güzel bir şey geliyor. Şu şekilde kapattım falan. O şekilde. Videom bu kadarlıktı. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.